Vay be, Florida'daki ilk videom. Daha şu an evde eşya yok. Bir tek yatak var, bir tane abi vardı Türk, sağ olsun. Yatağımı verdi. Auction diye bir yer var abi, açık arttırma. Buradaki bir tane Türk abiyle oraya gittik. Oradaki abi de bana dedi ki istiyorsan gel burada çalış. Bir iki gün çalıştım, adam beni sevdi. Dedi ki al dedi sana masa, al dedi sandalye, al dedi ışık. Bunlarla idare et dedi. Bıçak mıçak işte mutfak seti falan. Bana sağ olsun bunları verdi. Yarın da oraya gideceğim açık arttırmaya. 150-160 veren var mı ben? Böyle eli, milletin eli titriyor orada. Aslında çok ucuza gidiyor da. Neyse bu koltuğu moltuğu hep alacağım. Şu an ev boş. Ve bu video benim böyle masa başında sizinle muhabbet etmek için çektiğim ilk video. Heyecanlıyım. Mutluyum. Aslında biraz da... Hayda, bunu hesaba katmadık. Klimam var evde biliyorsunuz. Bu klima böyle bağırırsa olmaz. Şaltereni indireyim. Sigorta aslında o, şalter değil. Geliyorum abi. Klimayı kapattım. Evde kimse yok. Şu an yalnızım. Ama odanın bir tanesine bir çift gelecek. Öbürüne de muhtemelen, daha vizeyi almadı o çocuk, Marriott Otel'de çalışmak üzere gelecek bir tane şef var. Benim ev 3 odalı. İkisini kiraya verdikten sonra ben maddi olarak biraz rahatlıyorum. Los Angeles'ta böyle bir şansım var mıydı? Yoktu. Bu evin aynısı orada 6000 dolar, 7000 dolar ve uzakta. He ben oda arkadaşı bulmakta zorlanır mıydım? Zorlanmazdım. Burada da zorlanmadım. İşte bu YouTube'un yararları diyeyim. Bir hikaye attım Instagram'a. Bir sürü kişi yazdı. Burada yaşayan insanlar yazdı. Ben de onların içinden seçtim. İki tanesini aldım. Öbür ay bu insanlar benimle yaşamaya başlayacak. Gelelim Anıl Güler. Niçin Florida'ya taşındı? Bakıyorsun abi sanki çok büyük bir olaymış gibi insanlar soruyor. Oğlum ne var, bu Ankara'dan İstanbul'a taşınmak gibi bir şey aslında. Ama bizim millet mahallesinden bir türlü çıkamadığı için, o kaptan bir türlü çıkamadığı için bunu çok büyük bir olay zannediyor. Oğlum ben Amerika'da yaşıyorum. Yani ben buraları görmem lazım. Farklı kültürler görmem lazım. Ben yenilik seven bir adamım. Baktım hemen hemen aynı işte. Sıcak, sahil, kızlar. Bir de üstüne daha da ucuz. Ucuzsa ben dedim buradan alayım. Çünkü burada eninde sonunda burada yaşayan adamın bir şekilde ev alması lazım. Ev aldıktan sonra rahatlıyorsun. Ben de ev alıp kendi istediğim hayatı yaşamak istiyorum. Yani kendi istediğin hayatta ekonomik olarak bağımsız olduktan sonra oluyor. Yani benim şöyle bir tribim yok. Abi ben evimi alayım, arabamı alayım, sonra güzel bir işim olsun, o işte çalışayım. Benim böyle bir tribim yok. Ben zaten güzel bir işte çalışsam alabilirim. Ben evimi, arabamı aldıktan sonra sevdiğim işleri, yani hobilerimi yapmak istiyorum. Ne abi bu? Video mu çekmek? Sizle makara muhabbet mi yapmak? Bu. Haftada bir yapıyorsam her gün yaparım. Ben bunu istiyorum. Hava bir sıcak. Bir sıcak. Oğlum burası garip bir yer. Geçen kartal gördüm. Beyaz akbaşlı, bu Amerika'nın sembolü var ya. Böyle geziyor sokakta. Onun dışında her yerde böyle küçük küçük gölcükler var. Orada böyle timsahçıklar varmış. Büyük olunca onları devlet alıyormuş. Ama bazılarını bazen görmüyor. O timsahlar köpekleri falan yiyormuş, insanlara saldırıyormuş. Tam işte sevdiğin hayat işte abi. Ben de vahşi bir adamım. Bir sürü vahşi hayvan gördüm. Severim ya. Abi bakıyorum millet diyor, o Anıl abi oraya taşınmış. Aa neden acaba? Lan oğlum şu kabınızdan bir çıkın. Bu çok büyük bir şey değil ki. Ben orada kurduğum hayatı burada da kurarım istesem. He ne oldu fark olarak? Site güvenlikli. Kimse giremez. He ben de ne yaparım abi? Adam bana ulaşır söyler. Ben de oradan söylerim adını. Kim işte? Kahtalı Mıçı, Latif Doğan. Söyle Hakkı Bulut. Hemen bunlar gelir abi. Burada biz yine videomuzu çekeriz. Eğer buraya gelecek. He Los Angeles daha popüler bir yerdi. Ama ben Los Angeles'tan alacağımı aldım. Bu zaten benim kafamda bayağıdır vardı. Ben diyordum benim gitmem lazım. Çünkü ben bakıyorsun abi Tekirdağ'da doğmuşum. 0-7 yaş. 7-11 ilkokulu İstanbul'da okumuşum. Sonra liseyi Samsun'da okumuşum. Sonra üniversite Kocaeli. Sonra İstanbul'da, Ankara'ydı. Çalışmışım, Kıbrıs'ta askerlik yapmışım falan. Çok farklı yerleri gördüm. Yani ben bir yerde sabit kalınca bunalıyorum abi. Siz de öyle olun. Hep aynı hayatı yaşamayın abi. Çık, kabından çık, değiştir. Silahını değiş, atını değiş, avradını değiş. Değiş yani. Değişimden zarar gelmez. Hatta değişim olduğu zaman sürekli yeni kapılar açılıyor. Yeni şeyler görüyorsun. Zararı olmuyor. Ben daha şimdiye kadar bir zararını görmedim. Los Angeles'taki arkadaşlarıma uğrayım. Oha oğlum ne yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Oğlum ne yaptım lan? Ben orada herkesi tanıyorum zaten. Bir uçak 50 dolar. Binerim abi. Cepte para abi. Vur masaya. Oradan
Artık sörf mü yapıyorsun? Geziyor musun? Araba mı kiralıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ama orada yaşarken bunu benim gerçekleştirmem biraz zordu. Çünkü çok pahalılaşmıştı ve bu pahalılaşma da devam ediyor. Ben aslında geç bile kaldım. Fiko! Amına koyayım ya. Fiko! Manyak ya, bir de bununla uğraşıyorsun. Ben buraya gelirken 3 tane daha arkadaş vardı. Bana dedi ki biz de oraya gitmek istiyoruz. Bize de değişiklik olsun falan filan. Sonra üçü de caydı. Dedi ki biz burada yapamayız. Şöyle böyle yok pahalı. Buraya gelen geri döndü. Ben de Instagram'ı açtım abi. Dedim ki kardeşim böyle böyle. O da lazım mı? Lazım. Gel burası. Dedim parayı yolla. Yolladı hemen. Öbürüne de dedim. O da lazım mı kardeşim? Lazım abi. Tamam, onu da bulduk. Çocuklar da iyi çocuklar. Yani isteğim oldu. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben buraya burada yaşamak için gelmedim. Ben buraya her yerde rahat yaşayabilmek için geldim. Bilmiyorum düştü mü? Tekrarlayayım mı? Video bu. YouTube. Al başa tekrarlayız. Giden televizyon vardı. Çişe gidemiyorduk. Bırak yeri sarmayı, böyle hatta bir şey kaçırmayalım diye. Yani Florida benim için eşyalarımın olduğu, köpeğimin güvende olduğu, gittiğim zaman götümü başımı emanet edebileceğim 3-5 tane adamın bulunduğu bir yer. Fazlasını da istemiyorum zaten. Çünkü dünya benim için çok hızlı. Zaman çok çabuk geçiyor. Ben kundaktaki halimi hatırlıyorum. Bak o lise videomu bilen bilir. Lan biz üniversiteyi ne ara okuduk? Ben ne ara çalıştım? Ne ara askere gittim? Los Angeles'ta oydu buydu. Bunlar ne ara oldu hiç bilmiyorum. O yüzden elimi çabuk tutmak istiyorum. Ha, burada da kalıcı olur muyum bilmiyorum. Kafama göre. Her yere gidersin bir şekilde. Bundan korkma. Ha, şimdi herkesin aklına para muhabbeti geliyor. Bir o konu beni aşıyor. Ben bilmem. Oğlum para bende de yoktu. Harbiden yoktu. O zamanlar biz lisede falan olacağız sizin gibi. İşte böyle Amerika'daki abilerini izleyeceksin. Amerika hayali kuracaksın. Biz Amerika hakkında tek bildiğimiz şey Japonya'ya atom bombası attı. Hiroşima olmuş. Orta Doğu'ya saldırıyorlar. Onlar güçlü biz güçsüzüz diye hep böyle kötü düşünüyorduk. Sonradan işte abi hayatın ne vereceği belli olmuyor. Sonra askere gittim. Burada bir tane benim kız arkadaşım vardı. O buradaydı. Dedim ben de gideyim bari. Gittik kaldık anasını satayım. Yol boyunca Fiko'yu sormuşlar. Abi Fiko nerede? Fiko nerede? Dedim ki Fiko uçakla gelsin dedim. Fiko dedim Ciks adam bizim gibi maraba değil. Adam dinç. Adam umutlu. Adamı hala dik yürüyor. Bizim gibi yamulmamış. Dedim ki bu çocuk dedim üzülmesin. Atlasın uçağa gelsin. Bir aradım JetBlue. Dedi ki JetBlue bundan sonra dedi köpekler 25 pound'un üstü köpekle de almıyoruz dedi. Ama hiçbir firma almıyor dedi. Alırsa bir tek dedi American Airlines alır dedi. Aradım American Airlines'ı. Alo dedim abi dedim English Bulldog. Dedi kaç pound? Vallahi dedim şimdi dedim bir şey diyeceğim de yalan konuşacağım dedim. Siz orada dedim tartıyor musunuz dedim. Delikli dedi adam bu hiç boşuna dümen yapma dedi biz tartıyoruz dedi. Özellikle onlar daha ciddi tartılıyor. Çünkü köpekler ölmüş. O bagaj bölümüne koyulan köpekler ölmüş. Büyük köpeklerle küçük köpekler yan yana gelmiş. Büyükleri küçükleri korkutmuş. Ölmüşler. Ondan sonra dedi ki 25 pound'un üstü almıyoruz. Çünkü 25 pound da yanında geliyor. Ne yapacağız abi girdik. Pet Transportation. Girdim abi oradan. Oradan bir numara aradım abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dayı dedim ne kadar? Nereden nereye? Dedim from California to Florida approximately. Dedim avaraç dedim. Bize dedim sen yap bir şey dedim. Adam dedi ki 1879 dolar dedi bana tam. O ara Fiko'nun fotoğrafına baktım. Fiko dedim sonumuz böyle olmamalıydı dedim. Demedim. Bir şekilde gelecek Fiko. Sonra bizim tırcı çocuklar var ya onlara söyledim. Dedim oğlum dedim bak yük almaya gittiniz dedim bizim Fiko'yu da alın dedim. Yanına dedim orası geniş zaten tır. Orada takılsın dedim en fazla iş yer sıçar. Temizle dedim bokunu. Bir şey olmaz. Tamam abi dedi. Sıkıntı yok. Bir türlü onlar da oraya denk gelemedi. Bir de buraya da denk gelecekler falan. Uzun iş. Sonra bir adet Meksikalı kadın. Kocasıyla beraber bu işi yapıyorlarmış. Aradım. Aldım elime telefonu. Dedim hablas español. Dedi si. Dedim sensi de ben bilmiyorum abi dedim. Bunu herkese yapıyorum. Uber'de de yapıyorum zaten. İngilizce dedim nasıl dedim. Eh dedi işte. Biraz İngilizce biliyorlardı. Dedim böyle böyle. Ben de dedim köpek var. Bu da komşunun. Bunlar böyle bağırışıyor. Sıçtık şimdi. Videonun içine sıçtılar. Kendimi güvende hissedeceğim, özgür, kafa olarak kendimi rahat hissedeceğim bir ortamım yok. Ben bu videoları çekerken aslında hep böyle dışarının baskısını yenerek çekiyorum. Bu da zordur. Çekenler bilir. Fiko, korkma. Sana bir şey yapabilirler mi oğlum? Öyle bir şey var mı yani? Önce beni geçmeleri lazım. Ben korkuyorum ki buna
büyük bir köpek saldıracak diye. Çünkü gözüm dönebilir. Ben o köpeğe hasar verebilirim. Sahibi de bir şey diyebilir, ona da hasar verebilir. Bana olsun, buna olmasın. Karşıdaki adama bir şey olmasın, bana olsun. Biz böyleydik küçükken. Aman biz kavga ediyorduk. Diyorduk ki aman diyordum inşallah ben dayak yemişimdir diyordum. Çünkü müdürün odasına bir gidiyorduk abi. Bende hiçbir şey yok suratta. Karşı tarafın ağzı gözü patlamış. Sonra diyordu ki Anıl dövmüştür diyordu. Kim suçlu kim suçsuz yok tabi. Anıl'ın tabi annesi de öğretmen. Eğitime katkı payı da vermiyor. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın falanlar filanlar. Evde abi var tabi, baba var. İkisi de rahatsız, her gün dövüyor. Antrenmanlıyız yani. Ha, sustu. Ne diyorduk abi? Dedik Meksikalı. Meksikalı'ya dedim ki bak dedim böyle böyle bir köpek var oradan oraya. Dedi ki ballısın oğlum. Biz dedi büyük Volkswagen bir ananın. Başkasının köpeği olunca sevmiyorsun işte. Ah ah. Hayvan severler var ya bizde, böyle yem götürüyorlar sürekli, böyle döküyorlar. Gel oğlum gel oğlum. Şimdi öyle videolar çok meşhur oldu. Hayvan severlerimiz çok. Ama sadece köpek seviyorlar farkındaysanız. Bir kuş besleyen gördünüz mü? Ben görmedim. Balık besleyen gördünüz mü? Hayvan sever. Akşama ne var? Hamsi tava. Bunlar da Meksikalı. Chico'ya al diyor. Kokusunu aldı namussuz. Bu benden daha pahalı diyor. Meksikalı kadın ondan sonra bana dedi ki 2 adet. Senin Allah. Çok kestim. Yarım saattir sövüyorum. Bunların hepsini kestim, duymadınız. İyi ki duymadınız. Ben söverim. Sövmemeye çalışıyorum videolarda tabi ama söverim yani. Oturur yarım saat ben giderim. İyi bir şey değil tabi, bunu övünmek için söylemiyorum. Ama bu yeni nesil çok sövüyor, anlamadım. Hadi bizim sövmemiz normal abi, bizim... Çünkü biz hep dışarıdaydık. Dışarıda da ne olacak? Herkes hırçın, herkes gergin. Bizim milleti biliyorsun, herkes cendere cendere anasını satıyor. Söve söve geziyordu herkes. Ama bak o zamanlar daha gerçek küfürler vardı. Ama bu kadınların yanında ve büyüklerinin yanında küfür etmeme vardı. Şu anki gibi değildi, bilmiyorum. Sus oğlum. O programlara laf atmıyorum, merak etme. O değil, o başka. Onun yorumu da bende. Bir şey yok, o kadar olur. Siz de Erbog'a ağlamayın. Beğenmiyorsan izleme. Çocuğu izliyormuş. İzletme. Paralı değil mi zaten? YouTube'da aynı. Reklam koyuyoruz, izletme. Beni izlemesi lazım. Bak ben olduğum için söylemiyorum. Harbi diyorum, beni izlemesi lazım. Benim izlenmem lazım. Bunu kendim için söylemiyorum. Sustu. Heh. Baba aradım Meksikalı'yı. Acele edelim, yine başlayacak. Aradım Meksikalı'yı. Dedi ki 2 tane dedi English Bulldog var. Şansa oradan dedi Carolina'ya geliyor dedi. Önce onları bırakırım, oradan inerim dedi. Tamam abi. Kaç dolar dedim? 500. Fiko dedim. Çat 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 koydum. Bir de adamlar prof. İşemesi, sıçması onlara ait. Gezdirmesi onlara ait. Mamaları sen veriyorsun önceden ya da onların kendi mamaları var. Onu da yiyebiliyor. Adamlar iyi. GPS koymuşlar. Telefonuna yüklüyorsun. Bir de Fiko'nun fotoğrafını çekmiş. GPS'e bastıran böyle anlık Fiko'yu görüyorum böyle. Bir Fiko bir Texas'ta, bir Louisiana'da. Bir bakıyorsun abi Vegas'a gitmiş, orada kol çekiyor, kumar oynuyor. Fiko bütün Amerika'yı gezdi. Yani buradaki yaşayan çoğu insandan fazla eyalet gördü Fiko. Ciks bir adam. Yakında YouTube kanalı açacak zaten. Abi gezdi mezdi. Ondan sonra bu bir geldi. Beni ilk gördü. İşte 5 gün falan sürdü yol. Ben de ondan yaklaşık 1 hafta önce falan çıkmıştım yola. Yani beni ilk kez 1 hafta plus 5 gün boyunca görmedi. Köpek beni bir gördü, böyle bir kaldı. Hani böyle evin babası çocuk küçükken evi terk eder ya, sonra 18 yaşında çocuğun karşısına çıkar, çocuk böyle bakar. Çocukken neredeydin? Sarılacak ama böyle sarılamaz. Annesi onu doldurmuştur çünkü. Babam bizi bıraktı, para yollamıyor götlü ailesi, başka karılarla yiyor diye, ki genelde öyledir zaten. Fiko bana öyle baktı. Ondan sonra Fiko tekrar köpek olduğunu anladı. Hemen yalaşmaya başladı, çıldırdı, ısırdı, bir şeyler yaptı falan. Bak halen daha bak şuradaki şeyler duruyor. Bak bu da ilk buluştuğumuzda çizdi burayı. Nasıl bir şekle çizdiyse. Ama hemen doyuyor. Bak şu an sallamıyor mesela. Fiko. Çok acayip bir hayvan. ISO 9000 ve TSE belgeleri bulunmakta. Şu an satışa hazır. Yok abi biz alıcıyız. Abi köpek mevzusunu öyle çözdük. Milletin kafasında soru işareti kalmasın. Benim oradaki arkadaşlarımla diyaloğum, sohbetim devam tabii ki ediyor. Ama ben oradayken de benim oradaki arkadaşlarımla aram böyle zırt pırt görüşelim şey yapalım değildi. Ben daha çok evimde kendi beynimde bir şeyler yazmayı seven, kendi çapımda makara yapan, 3-5 tane kafa dengi çocukla yeri geldi mi felsefe yapan, yeri geldi mi rakı için
bir adamım. Ben hani böyle milletle çok takılma bağımlısı bir adam değilim. Çünkü küçükken çok takıldım. Artık yetti. Biriyle bir şey konuşunca sürekli aklıma geliyor. Diyorum ki ben diyorum bu konuşmayı daha önce yaptım. Kötü bir şey geliyor başıma. Diyorum ki ben bunu daha önce 3 kere daha yaşadım. O yüzden birazcık sıkılmıştım. Buraya gelip yeni insanlarla tanışmak istedim ki tanıştım. Hepsi de çok iyi insanlar. Gayet de memnun oldum. Bana çok yardım ettiler sağ olsun. Yani şu ana kadar olan periyotta pişman değilim. Yani işin özünde ben zaten bunu bayağıdır kafamda kuruyordum. Ben sadece bunu böyle anlatmadım diye kameraya bir anda oldu. Lan niye bir anda olsun? Bu hep vardı zaten benim kafamda. Hatta oradaki çocukların şu an hepsi diyor ki biz de geleceğiz diyor. Ya bunu bana göre düşünmeyin. Bak mesela ben dişimi yaptırdım ya. O da zurnanın zor dediği yerlerden biriydi. Abi ben gittim dişçiye. Ben de o zamanlar insurance yani sigorta falan yok. Her gün dua ediyorum. Yattım Allah kaldır beni şefaatine daldır beni. Can bedenden ayrılırken imanına gönder beni. Anneannem öğretmişti bunu. Yani diyor ki oğlum sağlıklı ol diyor işte işin özünde. Burada sağlıklı olman lazım. Hastaneye falan düştü mü kol spor. Bak bir gün bir uyandım bir dişim ağrıyor. Bir dişim ağrıyor. Dedim ki kendi kendime Anıl sen dedim sıkıntı yaşamış bir adamsın o dişine söyle ağrımasın. Ben bunu beynime söyledim. Oradan nöronlar, impulslar falan takıldı. Oradan 12 parmak bağırsağa indik çıktık bir şeyler benim etrafta bütün vücutta döndü. Karar onaylanmadı. Ertesi gün bir uyandım 3 kat daha da ağrıyor. Ne olacak? Dişçiye gidilecek. Elim ayağım titriyor. Nasıl gidecek? Ne yapacak falan. Gittim. Gittim evin yakınında marketin yanında dentist yazıyor. O kadar İngilizcemiz var. Gittim dentist yazıyor girdim. Büyük bir yerdi böyle. Böyle kapılar var her birinde böyle farklı böyle doktorlar böyle sana bakıyor oradan geç. Bu hani Instagram'da gördüğünüz böyle büyük götlü böyle seksi bakanlar var ya. Onlar da orada. Hepsi orada böyle takılıyorlar. O an göt möt düşünmüyorsun abi. Diş gitmiş. En ucuz şekilde güzel bir doktora nasıl yaptırırım bunun derdindesin. Bir baktım orada bir tane çekik gözlü dedim bunların kafası çalışıyordur. Belki dedim Japondur dedim. Ben dedim daha küçükken Atari almaya başladım. PlayStation'a kadar şimdi dedi Toyota Moyota. Oradan gireriz dedim. Bir gittim Çinli çıktı. Tamam dedim bunlar dedim boş adam değil. Kadının boyu bu kadar. Ha. Kadın bu kadar. Bunun da eni bunun yarısı. Yemin ediyorum dişçi koltuğuna uzanamıyor kadın. Orada güvenlikler var omzuna basıyor oradan öyle. İlk bir kadın bir ağzımı açtı. Ha böyle bir açtı benim ağzımı. Elinde bir tane dalga var ya. Onunla bakıyor abi. Ona yanındakine bir şeyler söylüyor. Ben de sadece bakıyor zannediyorum. Oradan o diyor, o bu diyor, o bu diyor. Orada yanındaki de yazıyor. Yazdı, 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 yazdı. Bana bir çıkardı. Aha. Böyle bir şey. Dedi ki al bunu dedi. Muhasebeye git dedi. Önce dedi bir fiyatı konuşun dedi. Ondan sonra yapmaya başlayalım. Gittim abi muhasebecinin yanına. Muhasebeci böyle kocaman bir kadın. Aman lan kocaman yani. Böyle koltuğa sığmaz. Tekli koltuğa sığmaz yani. Öyle. Kadın üçlü koltuk almış. Orada uyuyor herhalde. Böyle oturmuş oraya böyle. Gittim. Hay may. Baktı böyle yaptı. Başladı yazmaya. $1000, $500, $700, $1000, $2000. Yazıyor baba yazıyor yazdı. Dedim baba dedim deal bak dedim bana dedim good deal dedim ona göre dedim. Ben dedim yaptırmam yoksa boşu boşuna hesaplama diyorum yani öyle her boku yazdı o diyorum. Onları sil diyorum öyle gereksiz bir şey varsa ya da ben onunla konuşayım diyorum. Yazdı. Baktı böyle sana dedi. $7500'a bitiririz bu işi dedi. 7500'e sen Türkiye'de dişçiyi alıyorsun direkt. Fakülteye alıyorsun direkt. Kendi adamlarını eğitip kendine diş okulu kurabiliyorsun. Kendine yeni bir ağız alabiliyorsun. Altın diş taktırabiliyorsun. O paraya her şeyi yapabiliyorsun. Dedim ki o kağıdı ver dedim bana. Dedim benim canım ama ağrıyor. Nasıl ağrıyor? Bir gün öncesinde rakılar, viskiler neler benim kafa trilyon. Arabayla gidemedim promil çıkacak diye. Tekrardan döndüm Çinli ablanın yanına gittim. Dedim abla dedim tekrardan merhaba dedim. Abla yerdi. Abla dedim bak dedim bunu dedim. Bunları siliyorsun dedim. Yani gereksiz şeyleri sil dedim. O ara süreye sen bir sürü bir şey yazmışım. Abla dedi ki tamam. Gel dedi tekrar. Dedi ki acil olan ne dedi. Dedim bak şuraya vur dedim bir yere. Oraya vuruyor her yer ağrıyor etrafındaki. Oradan x-rayler mix-rayler baktı. Dedi ki senin dedi kanal tedavisine ihtiyacın var dedi. Ama kanal tedavisi bu arkadaki diş olduğu için dedi specialist yapması lazım.
Amerika'da her boku specialist yapıyor. Amerika'da Türkiye'deki gibi bir tane adam erişten anlarız abi demiyor. Burada herkesin bir görevi var. Herkes onu yapıyor. Dedi ki o dedi arka tarafta olduğu için specialist gelecek dedi. Tamam. Specialist dedim ne zaman geliyor dedim. Dedi ki 10 gün sonra. Dedim bak abla. Ben dedim 30 yaşında adamım dedim. Ben dedim 1991 yılında doğdum dedim. O zamanlar İbn Sina var dedim. Biz dedim eski adamız dedim. Bak bunu dedim Hindistan'da Afrika'da hala dedim cart diye çekiyorlar dedim. Çek gitsin dedim. Biz dolar kazanıyoruz dedim. Ben Türkiye'de sonra yaptırırım onu dedim. Yok dedi o diş dedi kurtarılır dedi. Şöyle böyle dedi. Tamam. Bir de orada o ara 20'lik de ağrıyor. Bak 20'lik o kadar Türkiye'de yaşadık. 20'lik acım ağrımadı. Buraya geldik 20'lik tribe girdi baba. O koca 20'lik koskoca 20'lik o arkada duran 20'lik ha böyle duruyor bakıyor yani. Tribe girdi ağrıyor. 20'lik de nereden çıkmış biliyor musun? Eskiden çok eskiden bizim atalarımız ama çok atalarımız eti şöyle yiyormuş bak. Şöyle yiyormuş ısırırken şu dişlerle. Orayı da kullanıyorlarmış. O ondan kalma. O yüzden şu an biz onu kullanmadığımız için o gidiyor. Bunu bana Celal Şengör anlattı. Camide denk geldik. Bayram namazı çıkışında böyle bir bilgi verdi bana. Sağ olsun hocam. Ek bilgi vermeyi severi. Biliyorsunuz. Fiko. Fiko yandıysan gir içeri. Artık kafayı çalıştır Fiko. Koca adam oldun. Ondan sonra neyse bunlar benim 20'liği çekti. Zaten onun acısıyla ben onu unuttum falan. O da acıyor. Hiçbir şey yiyemiyorsun zaten. Türkiye'de olsan çorba içersin. Çorbacıya gidersin. Bir işkembe gömersin. Burada yok ki. Hazır çorbalar var. Suya atıyorsun, kaynatıyorsun. Neymiş çorba lan? Ne çorbası ya? Öyle çorba mı olur? Ondan sonra benim oradaki dişi zong zong ağrımaya başladı. Ama nasıl biliyor musun? Hangisiydi lan? Ne yapı? Ne yapı? Lan numarsız. Hala hissediyorum bak hala. Buna var yumruğu vurasım var hala. Abi iki gün kaldı bekle bekle ağrıyor bir gün kaldı. Heh dedim günlerden bugün specialist geliyor. Ben de zannediyorum o specialist şimdi 10 gün sonra geldi ya. Ben diyorum ki herhalde adam Amerika Dişçi Derneği'nin başkanı böyle en büyük dişçi. Adam böyle diş. Abi gün geldi ben dişçi koltuğuna geçtim bekliyorum abi. Hoca vaazı bitirsin farzı beraber kılalım ondan sonra son sünnet bende kaçmaz. Ben bekliyorum hocayı. Sana yemin ediyorum hoca içeri girdi ilk kelime selamın aleyküm. Ben böyle ma böyle döndüm kaldım. Where are you from dedi. Dedim Turkey. What about you dedim. Adam dedi ki Suriye. Ulan dedim. Burada da bulduk yala dedim Suriyeli'yi. Şaşırdım. Ama adam kendini geliştirmiş. Hem Suriyeli hem kendini geliştirmiş. O yüzden buraya gelmiş zaten. Ama burası Amerika yani Suriyeli de yaşıyorsa en sağlamını alıyorlar biliyorsun. Biz de öyleyiz zaten biliyorsunuz değil mi? Hep böyle kıdemlileri, profesörleri aldık. Florya sahilde nasıl nargile içilir? Bir kızın... Neyse abi adam geldi biz adamla sohbet muhabbet dedi bizimkiler hep sizin oraya doldu. He dedim abi aynen sen niye gitmedin dedim dedi biz Amerika'ya geldik biz dedik dişçiyiz. Biz dedi specialistiz. Adam böyle berber gibi buralara dizmiş bir şeyler abi oradan da bir şeyler var. Adam benim ağzıma bir şey koydu böyle. Bu lastiğe koyuyorsun ya tümsek araba kaymasın diye. Onun gibi böyle bir tümsek koydu abi. Ben ağzımı açtım. Adam bir şey soktu böyle. Yanında da bir adam var Amerikalı. Bunlar diyor ki Orta Doğulu buldu birbirini diyor. Takılıyorlar bir şeyler. Selamun aleyküm aleyküm selam bir şeyler yapıyorlar falan. Neyse abi adam yaptı 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 bitirdi. Benim hala var. Oradan 4 tane mene sinir alınıyormuş herhalde. Dişçiler bilir. Çok bilenler de atlasın çok bilenler. Bu videoda serbest çok bilenler saldırın. Abi çekti aldı, çekti aldı, çekti aldı. Ben dedim herhalde bu bir tanesini unut dedim. Konuşamıyorum ama diyorum ki bak oralara iyi bak. Al diyorum ne varsa al. Ben diyorum buraya bir daha getirtme. Gelmemem lazım. Türkiye'de gideceğim dedim bir dahakine. Adam dedi merak etme dedi. O dedi yaradan dedi. Yaradan. Yara varmış orada. Onu söylüyor. O dedi ağrır dedi bir şey olmaz geçer falan zamanla. Bir de böyle adam Arapça bir şeyler söylüyor arada. Zannediyor ki ben biliyorum da bilmiyordum. Orada Amerikalı da böyle dinliyor. Acaba ne diyorlar diyor. Arapça konuşuyorsa bomba falan. Adamlar hala bilinçaltında var. Ne yapacaksın abi? O Bush zamanından kalma biliyorsunuz. En son neyse o ızdırap bitti. Ondan sonra Esselamu Aleyküm Rahmetullah. Esselamu bitirdik. Adamla eyvallah dedik. Tokalaştık. Adamla arkadaş olduk. Ben ondan sonra bizim Çinli'ye gittim kontrole. Ha bu kadar. Kadın ha bu kadar. Ha. Ha. Bu kadar. Dedim ama onunla Çinliyle acayibiz görsen. Çinliyle mıç mıçız. Bak dedim Çinli. Ben dedim 20'lik dişi çektirdim. Kanal tedavisi yaptırdım. Bana dedim 3500 dolar kitlediniz. Şu dedim dişlere iyi bak 3500 dolar verdim. Her yerde para konuşmayı sevmem biliyorsunuz. Ne kadar vermişim? 3500 dolar. Dolar yani. Para konuşmayı sevmem. Bu eve de veriyorum 2000 neyse şimdi.
lüks şeylerden bahsetmeyi sevmem biliyorsunuz. Mercedes'e de geleceğim. Mercedes'im vardı. Los Angeles'ta Mercedes'im vardı biliyorsunuz. Para konuşmayı sevmem. Mercedes CLA 250 180 değil. Para konuşmayı sevmem. Ondan sonra abi kadın baktı falan neyse olmuş dedi. Oraya işte porselen diyorlar ya herhalde onu falan yaptı. İşte kaplamacı geldi orada bir kaynak makinasıyla bir şeyler yapıyor öyle büyük döndürüyor falan. Orayı yağladı valladı beni saldı. 3500. Bak para konuşmayı sevmem. Gitti. Ulan ben dedim ki bak bu iş böyle olmayacak dedim. Bir diş oluyor 3500. Bir şey bir tıkıt geliyor 500. Burada adam kırmızı ışığa 160 dolar ödüyor. Los Angeles'ta 560 dolar ödüyor. Lan adaletin bama dünya. Neyse abi böylelikle Los Angeles'ın yavaş yavaş suyu kaynamaya başlamıştı benim açımdan. He tabii ki Los Angeles benim gözümde tabii ki yaşadığım en güzel yer. Los Angeles'ta yaşayanların çoğu siz zannediyor musunuz ki orada yaşıyor? La orada yaşadığı falan yok. Orada sadece parası olan o kıyı kesiminde olan Amerikalılar var ya onlar Los Angeles'ta yaşıyor. Geri kalanı orada yaşamaya çalışıyor. Hayatta kalıyor. Bu. Veya işte video falan çektiğinde güzel duruyor. İşte Türkiye'ye falan hikaye mikaye atıyor. İşte çocuklar falan Amerika'ya geldik diyor ailesine falan. Oradan güzel duruyor. O yani. Şu an San Francisco da o durumda. Adam Silikon Vadisi'ne kurmuş Apple'ı. %100 solar enerji yok. Mühendise veriyor 10 bin dolar para. Çaycıya, temizlikçiye veriyor 3000-4000 dolar. O adamlar da orada yaşayamıyor. Şu an Silikon Vadisi'nde ne bir temizlikçi bulabilirsin. Ne bir şoför bulabilirsin. Herkes yüksek mevki, kimse yaprakları da temizlemiyor. Adam orada aldığı parayla nasıl kira verecek, yaşayacak? Öyle garip bir durum var. Neyse, arabaya da gelecek olursan şu an bende 2012 Toyota Corolla var. Onunla nedeni bir tane bizim bızdık bir tane eleman var. Onda o araba vardı. O dedi ki abi senin arabayı ben almak istiyorum. Ben de dedim ki fiyatı bu. Sen o zaman dedim kendi arabanı ver. O da Toyota olduğu için güvendim. Ben o şekilde onunla yola çıktım. O yolda molda kaldık. O kadar olur da. Araba dedik ne kadar kardeşim? Tamam sen dedim onu ver dedim. Üstünü de yavaş yavaş gönderirsin dedim. Mercedes'i de o şekilde satmış oldum. Mercedes diyorum bak yani para konuşmayı sevmem. Yani gençler işin özünde aslında büyük çerçevede, büyük resme baktığın zaman nerede yaşadığının çok bir önemi yok. Olay mentalitede bitiyor. Olay insan ilişkilerinde bitiyor. Olay olaylara nasıl yaklaştığında bitiyor. Güzel ilişkiler kurup kendini sevdiren adamın kendine özgüveni de vardır. Kendine özgüveni olan adam da büyük adımlar atmaktan kaçınmaz. Florida sonuçta Amerika'nın en güzel eyaletlerinden birisi. Ben de şu an onun en büyük şehirlerinden birindeyim. Dedim bari en büyük şehir olsun dedim. Biraz dedim ucuz olsun dedim. Şu anlık dediğim gibi buradayım. Daha şimdiden bir sürü çok güzel insanlarla tanıştım. He size de önerim. Abi değişiklik her zaman iyidir. Götünün üstüne oturun. Köyünde oturun. Mahallenden çıkmayın. Ondan sonra oraya taşınmış, oraya taşınmış. O öyle yapmış. Lan boş ver milleti. Sen yap ya. Sen yap gözünü seveyim ya. Biz bayılıyoruz başkasını konuşmaya ya. Boş ver. Action. Her bu kadar ağlama. Yok öyle yok böyle. Bulacağım bir yolunu kardeşim. Dolar arttı. Ne yapar? Bulacaksın yolunu. Ne yapacaksın? Oturup ne hep beraber ağlayalım o zaman. Dolar arttı. Hadi ağlayak. Olmuyor işte. Bir şekilde abi bir yolu bulunacak. He şöyle de bir şey var. Benim için Los Angeles defteri kapanmadı. Ben oraya eğitim almaya, ben orada daha sağlam şeyler yapmaya devam edeceğim. Bunu da size göstereceğim. Bunu da size söyleyeceğim. Daha size söylemediğim, anlatmadığım bir sürü şey var. Ne yapalım? Karı gibi boyuna anlarım anlatan elimize çekirdek alıp. Boyuna bir şeyler oluyor işte. Kafamızda plan kuruyoruz. En son söylüyoruz size. Yine söyleyeceğim. Merak etmeyin. Oğlum lan oğlum. Şey yapmayın lan. Dikkat edin. Hiçbir şeyi canımıza sıkmayın. Ne ederseniz kendinize edin. Her koyun kendi bacağında. Bunları öğrenin. Bunlar klişe bunlar. Bunun dedelerimiz söyledi zamanında. O dedelerimiz çok güzel bir hayatları yoktu ama işte öyle seviyorlardı motive vermeyi. O Amerika'ya gelenler de çok seviyor zaten motive vermeyi. Böyle buraya gelince bir şey oldu zannediyorlar da bir bok olduğu yok yani. Sadece uçak biletini aldık buraya geldik yani. Motive ben vermiyorum. Ben biliyorsunuz ben konuşurum. Herkes alacağını alır. Biz de biliyorsunuz abi makara masaya konur. İsteyen istediğini alır. İsterse makara der, isterse ciddi der, isterse bir şeyler öğrendim der, isterse götüme kaçtı der. Size ait. Görüşürüz abi. Aha buldum Fiko'yu. Fiko. Sen masum mu oldun oğlum? Sen kamerayı görünce masum mu oluyorsun sen? Hı? Vidik. Şu yanaklara bak yanaklara. Dayıoğlu gibi yemin ederim. Şuna bak lan şuna. Koyun. Değil mi? Vülü.
Bülü 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 bülü. Bülü bülü.